Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün sizinle Recycler View örneğimize devam edeceğiz. Hatırlarsınız, bir önceki dersimizde ilgili adaptörümüzü yaratmıştık. Ama şu an için ekranda hiçbir şey göremiyoruz. Çünkü bugünkü konumuz olan Layout Manager'ı daha henüz bizim adaptörümüze uygulamadık. Ondan önce şurada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Hani bazı arkadaşlar şunu da şu olayın farkını anlamamış olabilirler. Şuraya hemen log.e diye bir şey tanımlıyorum ve buna Emre diyorum. Buraya diyorum ki on create view holder. Şöyle bir string bir ifade olacak bu tabii ki de. On create view holder çağrıldı desin. Şöyle yapalım. Buraya da gelelim. On bind view holder çağrıldı. Tabii bu metotların kullanımını görmeden önce artık gelin şu listeyi ekrana bastıralım. Ne dedik? Adaptör oluşturduk. Buna set adaptörle buna verdik ama Recycler View'da bu adaptörü vermek listeyi görmemiz için yeterli değil. Bizim çeşitli türlerde nelerimiz vardı? Şöyle bir ekran görüntüsü almıştım. Bir dakika. Şuraya bakacak olursak biz bu öğeleri farklı farklı şekillerde gösterebiliyorduk. Mesela linear view dediğimiz bir sınıf kullanarak biz bunu dikey ve yatay olarak aynı bir list view gibi gösterebiliyoruz. Daha sonra bir grid layout gibi grid view kullanarak öğeleri gösterebiliyoruz. Bir de zigzag görünümler. Bunlar neler için? Özellikle boyutları birbirinden farklı olan resimleri gösterirken kullanacağınız bir şey. Yine bunun da vertical ve horizontal çeşitleri mevcut. Bunları kullanalım şimdi burada. Bunun için mesela öncelikli olarak neyi kullanalım? Linear Layout Manager'dan bir nesne tanımlıyorum. My Linear. Şöyle yapalım. Bir daha uzun uzun yazmayalım. Eşittir dedikten sonra new linear diyorum. Parametre olarak benden context istiyor ve buna bunu veriyorum. Daha sonra linear layout manager nokta deyip set orientation özelliğini kullanarak siz bunun vertical mı horizontal mı olduğunu belli edebilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Öncelikli olarak mesela ne yapalım? Vertical yapalım şimdilik. Dikey olsun. Ve daha sonra da bunu ilgili recycle view'umuza ne yapıyoruz? Set layout manager diyerek bu oluşturduğumuz bu nesneyi buna parametre olarak geçiyoruz. Şimdi bir test edelim bakalım bizim recycler view'umuz bu sefer oluşacak mı? Uygulamam açıldı. Bir bakıyorum ekranda yine bir şey yok. Şöyle bir adaptörümüze baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi biz burada en basit metot olan getItemCount metodunu doldurmadık. Bu neyi veriyordu? Listedeki eleman sayısını veriyordu. Bunun için basit bir şekilde ne yapmamız lazım? MyDataList'in size'ını geri döndür. Yani listede kaç eleman varsa onun sayısını döndürüyor. Anladınız artık. Bu metotları biz direkt olarak kullanmıyoruz. RecycleView çalışmak için bu metotları kullanıyor. Öncelikli olarak ConcreateView'dan bir nesne üretiliyor. Bizim layout'umuz inflate ediliyor. Bu holder'a yollanıyor. Holder'da da gerekli öğeler Java'ya çevrilip bunlara ilgili veriler atanıyor. Şimdi bir bakalım ve gördüğünüz gibi sonunda recycle view'umuza eriştik. Tabii buradaki tıklamaları daha henüz anlatmadım. Ama şu an için şuraya yazdığım bu Linear Layout Manager sınıfı sayesinde ben listemin vertical olarak ekranda görünmesini sağlamış oldum. Tamamen şunu hızlı bir şekilde mesela horizontal'a çevirelim. Bakalım ne değişecek? Pardon. Horizontal yaptığımızda nedir? Benim verilerim, kart view'larım diyeyim ya da yatay olarak bu sefer. Gördüğünüz gibi aynı layout'ta ama yatay olarak gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi ben burada diyorum ki bütün bu layout manager örneklerini göstermek adına bir tane menü tasarlasam, oradan tıklasam ve ilgili tıklamaya göre onlar şekil değiştirse. Bunun için resource klasörüne şöyle bir yeni bir klasör açıyorum menü diye.
Menüye de gidip sağ tık yeni menu resource file ne diyelim? Layout menü diye bir şey oluşturayım. Buraya gidiyorum. Buraya şimdi menü öğelerini yazacağım. Şuraya menüden sonra ne yapmamız lazım? Şöyle bir tane item başlatmam lazım. Item'ı başlattık. Bu item'ın bir ID'si olması lazım, değil mi? ID dedim. Bunun ID'sini mesela ne verelim arkadaşlar? Linear view horizontal diyelim. Horizontal. Aynı şekilde başlık dediği yani ekranda görünecek olan ismine de ne yazalım? Yine linear view horizontal olsun. Bir de bunun menüde show as action dediğimizde never dersek hatırlıyorsanız o 3 tokna olan overflow menü üyesi oluyordu. Always dersek buna bir ikon verip toolbar'ımıza falan gösterebiliyorduk. Ama bu örnekte toolbar da yapmayacağım. Eski metot devam edeceğiz. Sonuçta amacımız burada recycle view'u anlatmak. Şunu şöyle never olarak geçiyorum. Bir hata verdi. Şu Android'i upload değiştir diyor. Pardon, şuraya gelelim şöyle. Şuraya up yazalım. İlgili namespace'i bulsun. Daha sonra da şu kısmı sileyim bir daha yazayım. Up 2 nokta show as action never şu Android'i de up'la dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yaptım. Aynı bunun gibi diğer öğeleri de daha önce hazırlamıştım. Ben şuraya şöyle şunların hepsini bir kopyalayayım. Yani yaptığımız işlem aslında bu. Böylece menüyü oluşturduk. Main activity'ye gidiyorum. Menü ile ilgili şeyleri yapmak için şuradaki on create'ten çıkıyorum. Ve menüyü oluştururken eski usul hani toolbar'la menü değil de normal bir şekilde toolbar kullanmadan nasıl oluşturuyorduk arkadaşlar? On create options menu diye bir metodumuz vardı. Bu metoda get menu inflator dedikten sonra inflate diyorduk. Sonra menümüzün layout'unu veriyorduk. Menü nokta layout menü. Daha sonra da şuraya parametre olarak gelen menüyü buraya yolluyorduk. Bunu yaptıktan sonra bir de neyimiz vardı? İlgili tıklanmalarla ilgili on option item selected diye bir metodum vardı. Gördüğünüz gibi boolean bir değer dönüyor. Şu şöyle aşağıda kalsın. Buraya da tıklanan öğenin ID'sini alayım önce. Integer diyelim, ID diyelim. Item yani tıklanan menünün get item ID'sini al. Ben buna göre bir switch case yapacağım burada. Gelen ID'ye göre switch'imi oluşturdum ve ilgili case'leri buraya yazıyorum. Eğer diyorum tıklanan öğenin ID'si r nokta id nokta biz ne oluşturmuştuk? Linear işte böyleyse bunları yapacak. Yok eğer efendim bu ID gidip de linear vertical'sa bunları yapacak. Gibi gibi aynı bu şekilde bütün şeyi yazacağız. Ve mesela biz burada neyin örneğini yaptık aslında? Linear layout horizontal'ın örneğini yaptık. Yani ben bu kodu şuradan alıp horizontal şunun içine çok rahat koyabilirim. Aynı o şekilde aynı kodu bu sefer şöyle yapıp linear layout manager buna mesela bu sefer ne diyelim? Vertical diyelim veya bu linear layout'u dışarıya da alabilirdik. Hiçbir farkı yok. Bu sefer de ne olacak? Şurası da vertical olacak. Set orientation burası da vertical olarak ayarlarsak şöyle. Evet. Şöyle şimdilik bir test edelim. Bakalım menümüz geldi mi ekrana ve de en azından şu ikisi çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi menü buraya overflow olarak geldi. Biz onları never olarak seçtiğimiz için bunun arkasına saklandılar. Tıklıyorum. Bütün öğelerim geldi ama sadece şu ikisi için biz kod yazdık. Vertical diyelim. Gördüğünüz gibi vertical'a dönüştü. Horizontal diyelim. Gördüğünüz gibi yan tarafa dönüştü.
Ben şu diğer case'leri de hemen hazır olduğu için kopyala yapıştır yapayım. Vakit kaybımız olmasın. Gördüğünüz gibi Linear Layout Manager gibi neyimiz var? Grid Layout Manager var. Burada bir farklılığımız var. Şuraya eğer 3 derseniz arkadaşlar, bu bir satırda 3 tane sütunun olacağı anlamına geliyor. Şöyle uygulamam açılırken değerlerini de anlatayım. Bir de Stacker dediğimiz bu zigzag grid layout vardı. Bu da horizontal ve vertical olarak ikiye ayrılıyordu. Yine aynı şekilde buralara ne vermişiz? Şöyle tıklarsak gördüğünüz gibi span count diyor. Yani nedir o? Boşluk sayısı. İki boşluk olacak şekilde ayarlanmış vesaire. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi mesela grid view dedim. Gördüğünüz gibi ben bunu 3 tane seçtiğim için, hatta şöyle daha güzel görmek için ekranı da döndürebiliriz. Şöyle grid view diyelim. Ve gördüğünüz gibi ya aslında bu örnek buradaki işte grid view veya bunları görmek için ideal bir örnek değil. Neden değil? Çünkü atıyorum biz stagger'ı ne için kullanıyoruz dedik. Boyutu farklı olan resimler için. Ben resim boyutlarımı hepsi birbiriyle aynı ve sabitlediğim için ben bu resimi tanımlarken şöyle bir bakarsak neredeydi onlar? Image View'da. Gördüğünüz gibi 60 dpi olarak ben bunları sabitlediğim için zaten birbirinden farklı boyutlara dönüşmüyor. O yüzden bu staggered örneği aslında buna çok da yakışmadı ama gördüğünüz gibi zaten değişiyor. Yani çalışıyor aslında. Hani çok verimli bir şekilde sadece göremiyoruz. Konular tam olarak bittikten sonra, yani şu butonları falan da anlattıktan sonra bambaşka bir örneği, şu kullandığımız kodları nasıl değiştirerek yaparız, onu da anlatmaya çalışırım. Ama şu an için Recycler View'deki bu Layout Manager sınıflarını, çeşitli Layout Manager sınıflarının kullanımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. İstediğinizi seçip burada adaptörü set ettikten sonra verirseniz gördüğünüz gibi böyle çalışan bir layout'unuz, Recycler View'unuz olur. Evet. Bir de şeyi anlatacaktık. Şimdi biz bunu, şu uygulamayı bir kapatayım. Android monitörü açalım. Şurayı bir sıfırlayalım ve uygulamayı tekrardan başlatalım. Bakalım o metotlar hangi sırayla ve nasıl çalışıyor. Hangi metotlar? Şuraya yazdığım şu log çağrıları. Şurayı Emre ile filtreleyelim. Edit filter diyelim. Emre diyelim. Emre diyelim. Evet. Şimdi bu aslında keşke şöyle başlasaydık. Vertical'la başlasın. Şurayı silelim. Şuradan Vertical'ı seçelim. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman ekrana 1, 2, 3, 4, 7 tane. Bunlar daha öncekiler herhalde. Şöyle bir daha bir silelim. Bir daha bir kapatıp açacağım. Bir şey dikkat çekmek istiyorum. Niyeyse her seferinde şeyde horizontal'da başlıyor. İlk eleman o olduğu için mi? Şuraya bakalım. Ha, biz horizontal seçtiğimiz için şurayı vertical yapalım. Vertical'da daha güzel anlatırım diye düşünüyorum. Şurayı sıfırladım. Şunu kapattım. Bir daha başlattım. Yani Recycler View'um şöyle dikey bir şekilde ekrana geldiğinde neler oluyor bir bakacağız. Evet. Gördüğünüz gibi öncelikle On Create View çalışıyor. Biz ne dedik? Bu inflation işlemi çok pahalı, masraflı bir işlem. Ama şuradaki ilk elemanlar için de yapılması zorunlu. Yani sizin ekranınıza ilk seferde 2, 4, 6, 7 tane item sığıyorsa bu On Create View'un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere çağrılması gerekiyor. Ve öncelikli olarak bu layout oluşturuluyor ve daha sonra ilgili veriler atanması için onBind View çağrılıyor. Aynısı bunun için de, bunun için de, buradakiler için geçerli. Ama şöyle 6'dan sonra yukarıya doğru aldığımda gördüğünüz gibi bir onCreateView daha çalıştı.
Ve bir yerden sonra farkındaysanız artık on create view çalıştırılmıyor. Neden çalıştırılmıyor? Çünkü atıyorum şuradaki eleman ekrandan kaybolduğu anda ne oluyor arkadaşlar? Bu tekrardan yani recycle edilerek bir daha kullanılıyor. Artık diyor ki zaten on create view yapmaya gerek yok. Bu zaten benim elimde var. Ben sadece ilgili on bind view holder'ı çalıştırarak şu yeni gelen eleman için veriyi atıyor ve gördüğünüz gibi on create view'dan ve onun getirdiği o masraftan, yükten, yüklü işten kurtulmuş oluyoruz. Yani bu saatten sonra o ilk on create view'lar çalıştırıldıktan sonra ne olacaktır arkadaşlar? Bir daha çalıştırılmayacaktır. O büyük masraf getiren inflation işlemi olmayacaktır. Sadece şu aşağıda gördüğümüz şuradaki adaptörde gördüğümüz şuradaki veri atamalarının yapıldığı yer yapılacaktır. Şunlar da yapılmayacak çünkü bunlar ne oluyordu? Recycle oluyordu. Yani bunlar convert view diye anlattığımız Bayes adaptördeki konu oluyor burası. Böylece tekrar tekrar kullanılıyor ve performanslı bir şekilde benim recycle view'um çalışmış oluyor. Evet, umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız yerlere sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste şuradaki butonların tıklanma olaylarını anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.